Herkese merhaba. Microsoft Flash Metre'de Ankara'dan Erzincan'a gidiyoruz. Yeni beklenti çıktı. Daha önce Kastamonu ve Bingöl havalimanını yapmıştı Acar Sineri, Mercan Acar. Şimdi Erzincan'ı çıkarmış. Bu sefer bayağı güzel olmuş çünkü terminali bayağı büyük biliyorsun. Yani yeni yapılan bir terminal olduğu için güzel görünüyor. Orada bayağı şey, özel modeller falan kullanmış. Terminali aktarmış. Diğer detayları halledilmiş. Bir de tabii Kerem Gezmiş'ten yardım alınmış bu konuda. Gayet güzel olmuş ya. Ben yayın yapacaktım ama dedim ki hadi video çekelim. Şimdi Ankara'dan kaldırdık PMDG ile. Bu arada 800 modeli değil de 700 modeli biliyorsun marketplace'e geldi. 200 liradan satılıyor. Hatta 197,5 lira. 800 modeli ne zaman gelir bilmiyorum. O yüzden yani onu da alabilirsiniz. Sonuçta orijinal bir ürün marketplace'te. Çok da beklemeye gerek var mı 800 için? O da ne zaman geleceği belli olmadığı için PMDG'nin işe biraz karışık biliyorsunuz. Daha 900 çıkmadı. Testten çıkacakmış yakında. İşte çıkış hazırlıkları falan sürüyormuş. Önümüzdeki hafta muhtemelen zaten Asaba güncelleme çıkacak. Birkaç tane uçak için, o jetler için çıkacak olan bir güncelleme vardı. Garmin'ler falan güncelleyecekti. Uçaklar güncelleyecekti. Ama 800 için yani PMDG gene bazı konularda aladığı için yani yeni bir güncelleme çıkardı o da. Hatta yeni güncellemede şöyle artık bu neydi? MRR mıydı yoksa şey miydi? Adını unuttum şu an ya. Ya burada sadece biz ailesi girebiliyorduk. Ardından şimdi şey geldi. War ve ailesi böyle değişiyorsunuz. Ek diyorsunuz. Değişiyor. Aşağıya geçiyor. Standby'a falan bu geçiyor. Buraya yazdığınızda standby'a giriliyor bu şey. Aile şeyi. Mesela War'u yazmak için buradayken yazmış. Ailesi de girerken zaten göstereceğim yine. Hani böyle de yerini değişebiliyorsunuz. MMR mıydı yoksa MRR mıydı? Unuttum şu an. Neyse. Bu sistemi getirdiler. Gayet hani olması gereken bir şeydi ama hani yok diye görüyorsun uçakta kullanırken mesela bazen de yanıltabilir insanları. Hani yok bazı şeyler hani diyorsun ulan niye bu seçenek varken diğerinde bunda yok. İşte bazen de hani ne olursa olsun ne kadar gerçekçi olursa olsun bazı uçaklar eklentiler yıllardır geliştiriyor da olsa hani böyle bazı şeyler eklenmiyor ya böyle tabi garip oluyor. Önemli şeyler diyelim hani. Neyse ben burada böyle biraz manzara size izleteyim. Bayağıdır video çekmedik böyle. Bu şekilde malum başka böyle gelişmeler oluyor. Görmüşsünüzdür belki. Livery güncelli tabii ki de. Ardu Togan liverisi. Hatta birisi şey yapmış. Koyan için bir sürü livery yapmış. Onu da yükleyeceğim. Of çok güzel görünüyor ya. Hani böyle gidelim aslında. Böyle. Bence 325 mil falan uzaklıkta şu an Erzincan. Böyle gidelim yani. Başka neler var dersiniz? Eklentiler çıkıyor elbette ama hani bu en son Efes trafiği çıktı ama ben daha onu almadım ya da kullanmadım, indirmedim bir yerden. Şu an uğraşamıyorum onlarla pek. Çok güzel böyle döndük değil mi etrafında uçağın? İyi oldu. Başka peki neler var? Yani bilmiyorum şu an MSFS'te bir şey yapsak da şey aktif olarak oyun tarafı devam ettiği için şu an yakında belki daha farklı gelişmeler paylaşılır ama şu an sadece bu olayı başladığımızı duymuştuk ama of müthiş gidiyor şu an ya. Şu an müthiş gidiyor. O zaman yaklaşmada görüşürüz. Todd'dan sonra zaten kayda tekrar başlayacağım. Orada Erzincan'a yaklaşıyoruz. Erzincan'ın yaklaşmasını daha önce ilk çıktığı zamanlar denemiştik ama şey yani chart'ta göstereyim. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı localizer Zulu işte 2.8'e ineceğiz şöyle ama yani böyle gidiyorsun işte 103 önünde sonra 148'e falan dönüyorsunuz. 328'den 280'e doğru dönüyorsunuz localizer'la şöyle 12.500'den yavaş yavaş iniyorsunuz. Öyle bir yaklaşması var. Güzel bir konumda, güzel bir yeri var gerçekten. Görüşmek üzere. Yaklaşmada hoşça kalın. Herkese tekrar merhaba. Erzincan'a yaklaşık sayılır. War'a doğru geliyoruz. Ben alçalmaya başladım. Bir war frekansını değil de artık ailese geçelim ya. Localizer frekansını girelim şurada. 108.9 olacak. Erzincan 2.8 pistinin ailesi yani localizer frekansı 108. Zaten otomatik olarak yazılacak. 0 yapalım, 90 yapalım. Bunu ekte bassarsa zaten şey oluyor ama modu böyle değiştirirse GLS de var, war var, ALS var. Değiştirebiliyorsunuz yani modunu. Bu da iyi bir şeymiş. Güzel olmuş ya. Olay en azından tabii sağ tarafı da yapalım. Tamamdır. Sağ tarafa da girdik ALS localizer frekansına. Şu an 1000'le alçalıyoruz. MDA yine burada derseniz bayağı yüksek ya barosu. Biz burada yükseklik olarak baroda deniz seviyesini alalım çünkü normal kara yüksekliğine burada yazmam bayağı şey olacak. O yüzden ben bunu radyoya çevireyim. 430 yapalım şunu.
Korsumuz ise 284 olacakmış. Hemen şöyle 284 korsmuş, tamam. Edding'i bir önüme alayım, ben almamışım. Ya alt tab'a geçtim şimdi, yayında olmayınca doğal olarak çok da şey etmiyorsunuz. Manzaraya bakın ya, müthiş. Ya şimdi tabi manzaraya odaklanın, yani biz sonuçta şey yapmayacağız burada. Hani nasıl indiğimi falan da göstermek artık çok zor geliyor bana nedense, bir şeyleri böyle anlatmak. Ama manzaraya bakarsın zaten her şeyin mükemmel olduğunu anlarsınız. Şu an Winapet'le ineceğim ben 5700'e kadar, son hani otomatik pilotu alacağım yere kadar zaten ineceğim Winapet'le. Bak mesela Glide Slope geldi şu an Localizer için. Böyle devam edeceğiz inmeye yavaş yavaş 5 flap'le. Ondan sonra zaten biraz şey yavaşlattım çünkü ya şöyle bir sorun olmuyor aslında, bak yine yukarıda kalmıştım döndüm falan ama şey toparlayabiliyorsunuz işte PMDG'de, sorun olmuyor pek yani, sonuçta şeyden çıksanız bile, prosedürden falan atıyorum, sallıyorum şu an, yine toparlayabiliyorsunuz. Ben inemem falan diye böyle bir dedim ki bir yavaşlayayım ben, ama hani oluyor abi, yani şey yok. Şimdi bak çok daha erken yavaşlamış olduk, yoksa şu an 200 knotla falan gidiyor olabilirdik, 220 knotla, ama erkenden ben yavaşlattım şu an. Şu an yavaş yavaş iniyorum mesela. Autobrake 2'de şu an, flapler 5'te. Ondan sonra aile zaten ayarlı. Burada başka bir şey yapmayacağım. Course'um zaten ayarlı. Böyle yavaş yavaş gideceğiz. Hatta Enes inmiş mesela, bak A320 Neo ile Fly by Wire'la. Biz de yavaş yavaş geliyoruz. Biraz yavaş geliyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz derken gerçekten yavaş geliyoruz bu arada. Enes kalkıyor mu, iniyor mu, nasıl ya? O iniyordu. İnemedi mi yoksa? Sakin sakin inip manzara izlemek istiyorum. Havalimanın ışıkları göründü, görüyorsunuz. Böyle dağlarda yüksek irtifada, yüksek rakımda şey var. Kar var. O da böyle güzel bir görüntü oluşturuyor tabi. 10.000 altına indik. Approach refim zaten ayarlandı. Approach referans hızım filan. 40 flap ile ineceğiz. 137 knot olacak. Şu an 17 mil var. Çok erkenden şey dediğim gibi, çok erkenden şey yapmak zorunda kaldım. Benim biraz hatam oldu yine. Uçmayı böyle sonra şey oluyor. İnsan böyle bir ulan şimdi video çekiyorum sakata gelmeyelim falan diyor. O beni işte çok sinir ediyor artık. Çünkü hani tekrar vakit kaybetmek çok kötü olacak. Ama böyle ya bu şeyi izlemek çok hoşuma gitti şu an ya. Çok güzel bir ortam oluştu abi. Bulutlar falan böyle. Kış vakti. Bak ne güzel V-Nav'la pat 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 iniyor. Elnav açık şu an. Approach'u falan basmadım. Kendi kendine iniyor yani. Hiç şeye gerek yok. 10 mile geldik zaten. Burada 10 flap'ı çekelim. 10 flap'ten sonra landing gear down yapacağız. Landing gear down yapabilir miyiz? Yapalım mı? Landing gear down yaptık. 15 flap yapalım. 5700'e gördüğünüz gibi iniyor. Hızımız da düşüyor şu an 15 flap'a. 25 flap yapalım. Sesler de böyle takır 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 geliyorlar. Şu an manueldeyiz. Yaklaşıyoruz. Ve indik. Yalnız papiler nerede ya? Papi yok. Papiler yok. Papi ışıklarını niye koymadı? Onu anlamadım şu an.
Evet, Telmen'i görüyorsunuz. Şu an arkada dağlar var böyle. Müthiş, müthiş bir manzara var ama Papiler niye yok onu anlamadım ben ya. Papi yok mu lan burada, nasıl yani? Ne alaka? Pist terk edelim. Ya akşam müthiş oldu ortam ya. Yani şu an var ya bak, yanıyor ortalık. Yani gerçekten süper oldu. Çok güzel geldik ya. Flapleri toplayalım. TA only yapalım şunu. Landing light'ları kapatacağım. Trafiği kapatalım. Şunu da böyle normale çekelim. Saati zaten başlatmadık. TR'ni de kapatalım. Fly direktörü de sıfırlayalım. Kapansın onlar da. Ve gidebiliriz. Otobreyi de off'a çekelim. Şöyle ortamı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Akşam vakti, ben şimdi tabii park edeyim. Ona göre düzgün şekilde size göstereceğim. Evet, geldik, buradayız. Şimdi dış cephe aslında güzel olmuş. Ne dersiniz? Yani gerçek cam kaplamasını kullanmış. Yani onları yapıştırmış, uydurmuş modele. O yüzden güzel görünüyor. Şekil itibariyle zaten yine büyük ve böyle dikkat çekici olduğu için arkada böyle daha arka planı var. Böyle olduğunda MSRS yani çok iyi iş çıkartıyor. Aydınlatma ve işte görüntü olarak ondan dolayı. Burada VIP salonu var. VIP binası var diyelim. Şöyle görüyorsunuz. Onun dışında yine arka taraf otopark falan yapılmış. Burada ne var? Teknik blok ve kule var. Yine ETC kulesini burada görüyorsunuz. Diğer binalar var. Bazıları sanırım default şey binası ya, onun MSS'i kendi binası ama bunlar tabii custom binalar. Yangın istasyonu, kurtarma yangın istasyonu var. Bunlar da özel bina ama şey, bunlar da detaya girmiş herhalde. O yüzden öyle biraz şey boş duruyor onlar. Girişe gidelim. Burada bir ay yıldız var. Yine Türk bayrağı olan bir billboard var. Yine girişi zaten. Tabii buradan güzel görünüyor. Yani böyle daha arka planı falan var arkasında. Çok güzel abi, yani şey olarak ortam süper ya. Bina da hani ben buradayım dediği için biraz şekil itibariyle ondan. Orada bir taksi durağı falan var. O zaman eline sağlık diyelim herkesin. Mercan Acar'la Kerem Gezmiş'in. Orada hangarlar falan var mı? Onlar herhalde yine öylesine şu an geçici olarak konulmuş. Yalnız Papi ışıkta niye yok onu anlamadım. Papi niye yok şu an anlamadım. Ya nasıl olmaz? Burada hatta uyduda görülmesi lazım ama. Bir hemen hızlıca baksak mı? Evet, burada Papi yok. Orada şey var. Bor mu var? NDV mi var? Bilmiyorum. NDV istasyon olabilir mi? Bilemedim şu an ya. Burada Papiler. Papiler burada. Burada bak. Papiler burada. Niye çıkmıyor anlamadım şu an onlar. Bir de sanırım bunlar biraz daha yakında ama hani neyse, offset ayarlanabilir aslında, ışıktan da tutamıyorsunuz bazen, işi zor oluyor. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Erzincan'a uçtuk ya. Oo, bu ne lan? Haydi hoşça kalın, görüşürüz. Keşke yayında yapsaydık diyecektim, neyse yayında tekrar uçulabilir tabii ki de. Hoşça kalın.